Ameliyat sonrası klasik olarak yaklaşık üçüncü ay ve 6 aylar arasında saç dökülmesinde hızlanma e, gözlüyoruz. Bu illa herkeste olacak diye bir kural yok. Birincisi, bunun altını çizmek isterim. Saç dökülmesinin e, hızlanması yani gördüğünüz işte banyodayken ya da yataktayken yastıkta tel sayısının artması birçok kişide çok büyük bir rahatsızlığa sebep olabiliyor. Ama önceden bu bilginin verildiği hastalarda ben genellikle bu dönemin çok huzurlu ve rahat geçirildiğini görüyorum. Saç dökülmesi değişikliğinin nedeni çok net bilinmiyor. Çeşitli vitamin eksikliklerinin buna neden olabileceği ya da beslenme bozukluklarında bunun olabileceği düşünülse de bizim de gözlemimiz birçok hastada birçok vitaminin yerinde olduğunu ve azalmadığını görüyoruz. Bence... Daha çok bunlara karşı göreceli hız ihtiyacın artmış olduğu bir hal ortaya çıkıyor. Yani o vitaminlerin kan seviyeleri normal olsa da belki de daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Tipik olarak söyleyebileceğim iki vitaminden bir tanesi çinko, öbürü de folik asit ve diğer bir takım cilt sağlığı ile ilgili maddeler ama bunların ...relatif olarak, görece olarak vücuttaki ihtiyacı arttığı için... ...belki de aldıklarımız buna yetmiyor olabilir. Ameliyattan sonra kesinlikle vitaminlerinizi hiç aksatmamak en doğru olanı. Ameliyat üçüncü ayına geldiğinde, ameliyat sonrası dönem... ...bir takım takviyelerle veya saç güçlendirici bazı losyonlarla... ...bu sorunun önüne geçebiliyoruz. Kaldı ki 6 aya geldiğinizde bu artık saç dökülme hızı azalıyor... ve 9. aydan sonra da neredeyse hiç görmüyoruz. Zaten herkesin ameliyat sonrası saçı dökülseydi biz şöyle zayıf ve kel hastalardan oluşan bir profil görürdük. Sokaklarda hemen her obezite cerrahisi geçirmiş hastayı tanırdınız. Bunun böyle olmadığı rahatlıkla gönülden söyleyebilirim. Ama lütfen vitaminlerinizi almaya özen gösterin. Ameliyat sonrası vitamin almama lüksümüz kesinlikle yok.